Çocuklarda en sık gördüğümüz burun tıkanıklığı sebebi halk arasında geniz eti dediğimiz, bizlerin adenoid dokusu dediğimiz, aslında bademcik dokusu yapısında fakat geniz boşluğunu dolduran iyi huylu lenf büyümeleri. Nasıl bademcikler şişebiliyorsa bademciklerden daha fazla oranda şişebiliyor bu geniz eti dediğimiz doku. Özellikle 3 ila 5 yaş arasında en sık rastlanılan burun tıkanıklığı sebebi geniz etidir. Bu olguların özellikle 5 yaşın altındaki grubunda geniz etinin çok yer işgal etmesi, yani geniz boşluğunu tama yakın kapatması halinde en radikal çözümü geniz etinin alınarak uzaklaştırılmasıdır. Bu çok sık gördüğümüz, çok sık da başvurulan bir yöntemdir. Çok etkili, kalıcı, başarılı bir yöntemdir. Ama eğer endoskopik muayenede çocuğun yaşı hiç önemli değildir, günümüzde çok ince endoskoplarda burun boşluğunun en arkasına kadar gidebilerek geniz etinin büyüklüğünü saptamamız mümkün. Geniz boşluğunu tamamıyla doldurmuyorsa ve orta kulaklara komplike olmamışsa geniz eti, sık tekrarlayan sinüzitlere sebebiyet vermiyorsa hemen ameliyata gitmek de doğru olmayabilir. Çünkü geniz eti dediğimiz lenf dokusu büyüdükçe çocuk gerileyecek, küçülecek ve hatta kaybolacaktır. Ancak bu bazen yıllar alabilir, 17-18 yaşına kadar sürebilir. Bu çocukların yakın izlemde olması önemli. Çünkü geniz etinin varlığı orta kulaklarda serez otit dediğimiz orta kulakta sıvı toplanması yapabilir. Yine tekrarlayan sinüzit ataklarına zemin hazırlayabilir. Bazen aşırı derecede ihmal edilmiş geniz eti yüz kemiklerinin gelişimini bozabilir. Çocuğun yüzü bizim adenoid yüz dediğimiz çok istenilmeyen bir yüz kemik iskeleti bozulmasına yol açabilir. Hatta dişlerin çıkması döneminde dişlerin yanlış yöne doğru çıkmasına yol açabilir. Bu çocuklarda dikkat kusuru gibi hatta kişilik bozukluğuna gidebilecek oksijen eksikliği de nadir de olsa görülebilir. Geniz etinin varlığını başka herhangi bir yöntemle araştırmak gereksizdir. 3 yaşında bir çocukta örneğin röntgen almak veya tomografi istemek çok yanlış uygulamalardır. Çocuğu gereksiz radyasyona sokmak demektir. Bizim 2.7 mm'lik ince çocuk endoskoplarımızla tanısını koyamayacağımız geniz eti yoktur. Tanısı kadar geniz etinin büyüklüğü ve geniz boşluğunda işgal ettiği alanın saptanması önemlidir. Ameliyat kararı ancak böyle verilir. Çok büyük geniz etlerinin uzun takiplerde, bazen bu 3 ayı bulabilir, hiçbir gerileme göstermemesi halinde ameliyat indikasyonu da vardır.